Hamas'tan gelen ateşkesi kabul ediyoruz açıklamasının ardından İsrail'de sokaklar karıştı. Barış yanlıları İsrail hükümeti aleyhine gösteri yapmaya başladı. Polisin göstericilere müdahalesi ise sert oldu. İsrail'deki göstericileri Türkiye'den sadece CNN Türk ekibinden Serdar Er ve Emir Ünlü kayıt altına aldı. Ve bu olay CNN Türk ekranlarında yansıyor, ekranlara geliyor. Başka yerde yok, aramayın. Hamas, arabulucuların ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Tel Aviv sokakları bir anda karıştı. Polis, ateşkes yanlısı göstericilere sert müdahale etti. Bakın, polisin müdahalesi şu an görüyorsunuz sert oluyor. Temas söz konusu, atlı birlikler devrede ve hanımefendiler burada gözümüzün önünde itip kakılıyor. Bakın, gözümüzün önünde polisin yaptığı şiddeti görüyorsunuz. İsrail'in Refah'a saldıracağı konuşulurken akşam saatlerinde Gazze tarafından çarpıcı bir açıklama geldi. Hamas, Katar ve Mısır'ın önerdiği ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Hamas ateşkes tamam dedi. Tel Aviv sokakları hareketlendi. CNN Türk ekranlarında bunun görüntülerini yansıtıyoruz. Bu açıklamanın ardından onlarca İsrailli sokağa döküldü. Ateşkesin kabul edilmesi için göstericiler hükümete baskı yapmaya başladı. Bakın, buradaki eylemci polis yüzüne vurdu. Bu eylemcinin yüzüne vurdu polis. Bakın yüzüne vurdu. Burada bakın. Gördüğünüz gibi atlarla birlikte bakın gözüne vurdu. Gerçekten arkadaşlarımız sahadalar ve canla başla bu görüntülerin ekranlara yansıması için çalışıyorlar, çaba gösteriyorlar. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Devreye atlı birlikler de girdi. CNN Türk ekibi de o noktadaydı. Yaşanan polis şiddetini ekranlara taşıdı. Bu noktada müdahale bu şekilde yürümesine de fırsat vermiyorlar o protestocunun. Bakın orada biri daha gözaltına alınıyor. Biri daha evet yere yatırılmak istendi. Elindeki hoparlör düştü. Gördüğünüz gibi polis şiddeti dozunu arttırdı. Ters kelepçeyle giden var. Emir gel buraya. Koş lütfen. Evet yere yatırıyorlar şu an. Kaldırdılar tekrar. Onu takip edeceğiz. Bölgede yaşananlar dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş yer buldu. Tel Aviv'de yaşananları Türkiye'den sadece CNN Türk kanalı görüntüledi. İsrail sokaklarında yapılan eylem sadece CNN Türk ekranlarında. Onu da vurgulamak istiyorum. Başka hiçbir kanalda aramayın. Bu eylem sadece CNN Türk'te ekranlarınıza geliyor. Geçen haftaki gösteriler ve olaylar da yine CNN Türk'teydi. Zaman zaman olayları görüntüleyen basın mensupları da polis şiddetine maruz kaldı. Arabaya yaslandı. Okey. No. Bakın yine bir polis. Bakın hala aynı şekilde görüyorsunuz müdahalesini. Hem sivillere hem basın mensuplarına hem bizlere bakın hem buradaki protestoculara bakın görüyorsunuz.